Ekonomiyi konuşuyoruz. Konuşacak bir şey mi var? Yani? Ekonomi nerede? Orada döviz biliyorsun, orada yazıyor ekonomi. Tamam mı? Türkiye'nin karnesi orada. Ama şöyle demişti Nurettin Nebati, Türk lirası dipte artık ya, daha fazla inemez demiş, tamam mı? Ya geç ya. Niye abi? Hoca ekonomi bakanı diyoruz abi. Ya inanıyor musunuz? Ya görüyorum. Yok, inanacak hiçbir şey kalmadı. İnanmıyorum. Hayır. Teşekkürler efendim. Abi, ekonomi ortada, konuşulacak bir şey yok biliyorsunuz yani. Güzel açıklamalar yapılıyor abi. Ben duymuyorum hiç güzel açıklamalar ya da... Gözümde ışık var falan diyorlar ya. Ondan... Gözlerimde ışık var. Bilmiyorum ya, bu kadar karanlığın içinde ışığı görebiliyorlarsa tebrik ediyorum kendilerini. Dolar da bir taraftan yükseliyor bu arada. Dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Yani Türk lirası değer kaybediyor. Ortam sıkıntılı. Nereye kadar sürecek abi bu gidişat? Herkes onu merak ediyor yani. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Nereye kadar sürecek, ne olacak bilmiyorum ama umut yok gibi görünüyor. Yani ben bir ışık göremiyorum, umut göremiyorum. Öğrencilerin durumu vahim. Onu konuşuyorduk arkadaşımla. Yani tabii... Bugünlerde herkes siyaset konuşuyor maalesef. Yani askeri ücret alan bir aile çocuğunu şehir dışında okutuyor. Aynı zamanda kira ödüyor. Aynı zamanda kendi boğazını geçindiriyor. Aynı zamanda çocuğunun masraflarını karşılamaya çalışıyor. Bunun matematiğini acaba bu askeri ücreti bize reva görenler çözebiliyor mu? Bilmiyorum. Einstein mezarından kalksa o bile bu formülü çözemez gibi geliyor bana. Şimdi şu bir gerçek. Bugün herkes bir şeylerden şikayetçi aslında. Bir sıkıntımız var hepimizin. Ama bunun sebepleri tartışılıyor. İşte dış güçlerden kaynaklanıyor deniliyor. Ne bileyim, bundan bir sene önce dolarla ne işiniz var derken. Ezberlenilmiş çaresizlik bence dış güçler. Bu bahane çok. Üretirseniz bahane çok yani. Bahane üretmek de bedava. Parayla değil biliyorsunuz. Önümüzde bir seçim var abi. Onunla alakalı bir öngörünüz var mı? Ne olur? Seçimden ümitliyiz işte. Yani kendimiz için değil ama alttan gelecek yeni nesil için seçimden ümitliyiz. Umarım yani bu gidişata bir şekilde dur deriz kitlesel olarak. Yani umarım iyi olur her şey hepimiz için. Deyin ki Tayyip kötü değil, hemen çekerler sizi. Aşağıyı yani. Görüp ne oluyor aşağıda? Sizi fişekliyorlar. Ne gibi? Tayyip'i kötülüyorlar arkadaş. Ne diyorlar? Ya reisimizi kötülemek nedir ya? Nedir? Ekonomi kötü mü diyorlar? Ekonomi çok iyi. Anladım. Belli. Şu anda herkes görüyorsunuz, herkes iyi. Neyle ölçüyorsunuz ekonomiyi, ona bağlı? Ben her şeyle ölçüyorum. Peki. Ekonomi güzel. Baksana akşam git şu Barlar Sokağı'na. Git. Günlük 1.000 lira, 2.000 lira hesap ediyor millet. Para yok diyorsunuz. Ekonomiyi bununla mı ölçüyoruz? Önce onu sorayım. Ne demek ölçüyorum, baksana millet çatır çatır alışveriş yapıyor. Nasıl yani? Ekonomide bütün dünyada kabul eden bir takım rakamlar vardır abi. Ekonomi onun bir bilim dalıdır. Onun farkındayım. Ben esnafım. Baksana aç var mı? Bak bakayım. Çevrene bak, sağına soluna. Her mağazaya gir bak. Bak karşı mağazaya bak. Açlık nedir abi? Önce onu konuşalım. Açlık nedir biliyor musun? Karın doyurmak. Öyle mi? Karın doyurma değil işte. Nedir abi? Şu anda bak ilk başta bu ülkeye ne gelecek biliyor musun? Kira kanunu gelecek. Eski eve de buradaki evlere de 85'te 90'da 90'lık 85'te yapılmış 90'da yapılmış evlerin kirası 5.000 lira. Neden? Yurt siz bunu görüyorsunuz değil mi? Bunu görüyorum. Bizleri yönetenler görmüyor mu abi bunu? He? Bizleri yönetenler bunu görmüyor. Onu görmüyorlar işte. Kira kanunu görmesinler abi, olur mu? Kira kanunu yok. Bundan haberi yok mu şu an bizleri yönetenlerin bu kiraların bu kadar yükseldiğinden? Var. İşlerine gelmiyor. Niye işlerine gelmiyor? Herkesin işine gelmiyor. Neden? Gelmiyor abi. Gelse baksana. Şu mesela bak, ben sana şunu söyleyeyim. Şu dükkan pandemirden önce şu gördüğün yer poğaçacıydı. Oranın kirası 1750 idi. Şimdi 8.000 lira, 9.000 lira. Biliyorum. Buna neden engel olmuyoruz abi? Ben de bunu soruyorum. Ben ki tek başına ben engelli olamam ki. Sen de olamazsın. Ne olacak? Bilinçsiz insanlarız. Ama sadece onun fiyatı artmadı bu arada. Şu an içtiğiniz elinizdeki kahvenin de fiyatı arttı. Bilinçsiz insanlarız. Ama ekonomi iyi diyorsunuz. Bana göre bak, ben onu anlatmak istemiyorum. Bak ekonomiyi bazı insanlar deyince ekonomi normalde iyi değil. Ama karşına bak diyorum. Sağına soluna yok diyorum. Millette para yok diyorsun. Sana aç yok diyorsunuz. Ha, artık eskiden insanlar sağına soluna baktığı zaman yerde yatanı kaldırıyordu. Şimdi kaldıranı gör bakın. Ha. Ne oldu da bu hale geldi insanlar? Neden geldi? İnsanların kalitesini ölçtü, bozdukları için. Ayrıştırdılar mı insanları? Evet. Kim yapıyor abi bunu? Doğru değil mi abi? Kim yapıyor abi? Senin mesela gösterdiğin örnek bence doğru değil. Hani insanlara şunu mesela diyorsun ki oraya bak diyorsun, buraya bak diyorsun. Abi bak şimdi şundan diyorum bak ben sana. Şimdi sen burada durduğun zaman kısa bir döngüyle bakıyorsun. Görmüyorsun. Şunu demek istiyorum. Burada sadece şu gördüğün topluluğu yok, görmeyeceksin. Yok, onu görmüyorum abi ben şimdi. Ülkemizin gerçekten bu ülkemizi hepimiz seviyoruz değil mi? Farklı fikirde de olsa hepimiz seviyoruz. Ama şimdi kalkıp da örnek veriyorum. Şuraya telefoncuya girmiş vatandaş.
geçmiş oradan alışveriş yapmış vatandaş. Yani bak, insanların eli boş değil demek, senin de ekonomin iyi olabilir. Örnek veriyorum, benim ekonomim iyi olabilir. Onu bak, bilmiyorum ama benim ekonomim yani ne çok iyi ne aşağıda. Benimki orta derecede, yani kimseye muhtaçlığım yok, şükür Rabbime. Ama benim demek istediğim... Daha yaşayamaz mısın? Tabii yaşarım abi. Yani şunu demek istiyorum. Örnek veriyorum, aylık 10 bin lira gelirin olsun ya. Niye daha fazla olmasın? Onu ben zaten isterim ama bu ülkede olması için önce birilerinin el altından değil, el üstünden, yani herkesin gözü önünde bir şeyler yapması lazım. Ne yapması lazım mesela, ben sana sorayım kardeşim. Abi ilk başta kira kanunu getirmesi lazım. Bak, bu kira kanunun konusunda zaten bak ben ne diyorum? Geçen ben size yine denk geldiğimde söyledim. Hükümetin yanlış politikasını eleştiriyorum. Ama şunu da hükümeti eleştiren ev sahipleri de var. Sözde böyle, ben Adanalıyım kardeşim. Sözde insanları düşünüyormuş gibi yapıp, tamam mı, fahiş fiyatlarla kiraya veriyorlar. Ama burada hükümete yine iş düşüyor. Neden biliyor musun? Denetle kardeşim. Tamam, denetle. Adanalı abi, ben sana şunu söyleyeyim. Bundan 45 gün önce ben Diyarbakır'daydım. Aynı parlamento 14 liraya. Ahmet'e selam olsun. Ahmet'e selam olsun. Hani 14 liraya, 15 liraya sigara alıyordu. Ama burada değil. Aynı şeyler, standartlar yok. Niye alamayın? Tamam ha. Kaçak. Evet, biz de içiyoruz. Yani ne yapalım? Bak, ama buyur. Bizim yapacağımız kardeşim, bir şey. Yakınlaştır bunu da özellikle kardeşim. Şöyle yakınlaştır yani özellikle. Onun için bize değil. Sen belediyeye gitmen lazım. Belediye mi? He. Neden? Belediyeyle ne alakası? Kurban olayım sana. Belediye ülkeyi mi yönetiyor? Abi. Bazılarının İmamoğlu geldiğinde mikrofonu uzatıyorlar. Zamlar geldi diyor, İmamoğlu yapıyor diyor. Hala, bizim insanlarımız yok. Böyle. Hayır, şimdi belediye, sen belediye gideceğiz abi, tam olarak onu ben anlayayım. Belediyeyi anlayalım, ona göre sana cevap derim kardeşim. Sen geldirirsin. Ben anlamıyorum zaten. Beni herkes buraya sardı, ne oluyor anlamadım. Ben ilk defa geldim ben. Ne olacaktı? Konuş abi. Abi ben konuşuyorum, anlatamıyorum derdim. Abi, konuşmanın başında bir takım örnekler verdiniz. Dediniz ki Barlar Caddesi'ne, sokağına gidin dedin. Boş yer yok dediniz. Abi. Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi mi? Evet. Tek bir şey söyleyeceğim abi. Hiç uzatmaya gerek yok. Biz istediğimiz kadar konuşalım. Yukarıdakiler keyfine baktıktan sonra biz sürünmeye mahkumuz. Helal olsun. Tek kelime abi. Vallahi helal olsun. Öyle dedim de yukarıdakileri kim getirdi? Var ya. Ben şahsi adıma konuşayım. Ben getirmedim. Getirenlere müstahak. Sen getirmedin de getirenler var işte. Tamam, getirenlere müstahak. He? Abi getirenlere müstahak. Ben genç olarak bütün hayalimden vazgeçmişim. Sene 2022. Neden? Geçme. Neden mi? Umudum mu kaldı abi? Evleneceğim, evlenemiyorum. Araba alacağım, alamıyorum. Bankaya %40. Millet %100 borçlu olmuş. Bundan 10 sene önce %3'tü borçlu olan kişi sayısı. Şimdi %100. Niye? Kaçamasın, bir şey yapamasın diye. Esir kaldık abi. Geleceğini nasıl görüyorsun? Ben geleceğimi görmüyorum. Yaşım 30 oldu. Sana soruyorum. 30 yaşından sonra ne gelecek kurabilirsin? Ne gelecek kuracaksın abi? 30 yaşındayım. 16 senedir tek tabancayım. Ailemden ayrıyım. 16 senedir bu yaşa ben kendim geldim. Devlet de getirmedi abi. Ben kendim geldim. 30 yaşından sonra devlete güvenerek ne yapabileceğim ya? Boş boş aynı yeri turlarsın. İş arayacaksın diye. Bayan eleman aranıyor. Hiç bay aranmıyor. Hep bayan. Şimdi bu işsizlik konusunu biz burada konuşuyoruz. Bazı abiler diyorlar ki gençler iş beğenmiyor diyorlar. O i̇ş yüzden beğenmiyor. İşsizlik var diyorlar. Evet. Bana şu anda inşaat için 100 lira veren oldu. Ben dün gittim çalıştım. Bak 100 lira 12 saat. Kim çalışır? Ben çalışırım. Kimseye muhtaç olmamak. O gençlerin ailesinden kaynaklanıyor. Para veriyor ailesi zaten. Oğlum okuyor diyor Antalya'da. Desteğini veriyor. Benim kimsem yok. Bana kim verecek desteği? Esnaftır, dayımı tanırım. Çocukluğumu bilir. Amcam babam diye buna ben kendimi sevdiriyorum. Niye? Ben aile hasreti görmüşüm. Yaşamamışım, bilmemişim. Sokakta kalan 100 metre ileride Selekler Parkı'nda aile yatıyor. Dışarıda çoluğu çocuğu olan ailesi yatıyor. Hani devlet nerede? Tabii abi vardı. İşte. Aç göster diyordun abi. Devlet duydun mu? Abi bak şimdi ben devlet derken şunu kastedeyim. Hani devlet derken şunu kastedeyim. Ne kimseden korkum var, ne çekingenliğim var. Ben ezbere de konuşmuyorum. Siyaseti seven bir insan değilim. Ben sadece şunu söyleyeyim. İyi olan gelsin. Ama koltuk sevdası olduğu sürece kimse iyi olmaz. Herkes çalar. Sen de gel, ben de gel. Çalarız abi. Çalarsın. 19 Mayıs'ta konser verildi burada. Milleti gözünü boyadılar. Sıradan bir sanatçı getirdiler. Genç bir çocuk. Komple yolu kapattı adam. Konya altından tut. Lara'ya kadar yollar kapalı. Lara'ya kadar yollar kapalı. Sebep ne abi? Bir vali geliyor diye, bir belediye başkanı geliyor diye sen halkın yolunu kesemezsin ya. Üstünü dakika başı arayamazsın. Milletvekilinin oğlu arabada karı kızla kokain çekerken sıkıntı olmuyor. Ben köşe başında dayımı bekliyorum. İşe götürecek. Ben torbacı muamelesinden işlem görüyorum. Geçecek abi herkes bu işleri. Ben Türkiye'den toprak olarak memnunum. Allah bize bir veli nimet vermiş, kıymetini bilmiyoruz. Ama başımda babam da olsa Allah belasını versin. Başka da hiçbir şey demiyorum. Kendine bu haberi. YouTube kanalıyız biz. Her hafta buradayım. Hep aynı kişiler. Burada gördünüz mü abi? Tablo var burada.
Aynı kişiler. Ben hep var mıyım? Yok demek, sizi görmedim. Demek ki abi sen de hep buradasın. Sen de farklı. Ben de tesadüfen geçiyorum buradan. İnsanlar vallahi dikkatimi çekti. Neyse şeyde ben şunu söyleyeceğim. Ben İstanbul'dan yeni geldim. Siz geldim. Abi ben sizi söylemiyorum. Bak ben biraz önce bak 2-3 kişi gitti. Abi, bu beyi görmedim. Yalan söylemeyeyim. Antalya'nın 2 tane caddesi var değil mi? Bir 100. yıl, ama bir güllük. Bir de burası var. Başka nereye gidecek bu millet? Tesadüf şurada. Şurada röportaj. Şurada biraz sohbet ettik. Onlar konuşma abi konuş. Sohbet ettik o arkadaşlarla. Ben buraya dedim mermer işçisiyim dedi. Ben de inandım. İnandım. Mermer işçisi. Ne güzel işte dedi ya millet şey dedi ben dedi hafta sonu geldim dedi İsparta mı? Bir yerde mermer işçisiyim dedi. Ben de üzüldüm hani çocuk gelmiş şimdi, dinlenmeye buraya. Abiden ziyade ben ama şöyle söyleyeyim abiye göre ekonomi muhtemelen iyidir. O mermer işçisi burada. İyidir tabii canım tabii ki iyidir. Ben sana şöyle bir şey yapayım ya. Hayır, bak, o dün gelmiş bugün ben geldim. Şimdi 2-3 kişiyi aynı yerde görmen de muhtemelen normaldir. Çünkü yok. Aynı yerde eğer röportaj yapıyorsa aynı yerde esnaftır, aynı yerde çalışıyordur. Yok yok esnaf değil. Hani çoğunluğa ben bakıldığında hep yabancı. 2-3 kişiyi aynı kişiyi abi, görmen normal. Gösterin bir tane ya. Geçen gün gördüm dediğiniz kim var burada mesela? Gittiler biraz önce buradalardı. Hep aynı kişi dediniz ama. Aynı kişiydi buradalardı. Kardeşler ikisi de kardeş. Vallahi bir defa gördüm. Ben ya İşte onu soruyorum. Neden öyle diyorsun? İkisi de kardeşler. Evet. Ben tesadüf şurada sohbet ettim onlar o kişilerle. Evet. Evet. Dedi ki biz dedi, İsparta'da dedi mermer işçisiyiz. Daha önce röportaj mı vermişler bize? Ama yok sürekli denk buradalar. Gelmiş olabilir. En azından bu arkadaşlarım değil ama A Haber'in ki kanıtlandı ki insanlara para verip de konuşuluyor. Heh. O zaman şimdi biz de sana diyek sen de mi para alıyorsun da bu kadar konuşuyorsun? Yok canım ben ne? O zaman sen aynı kişileri peki Allah'ım nasıl yarabbim görebiliyorsun? Demek ki sen de aynı yerdesin ya burada. O da o komplonun bir ya parçası. Ya ben her hafta buraya çalışmaya geliyorum. Yok ben de yabancıyım. Onu demek istemiyorum. Demek istediğim 2-3 kişiyi burada aynı kişiyi ya görebilmen normaldir burada. Yok. Eğer aynı yerde röportaj oluyorsa neyse, aynı kişileri görmek normal. Konuyu dağıtmayalım. Abiye tamam. Bir ekonomiyi soralım. Ekonomiyi konuşuyorduk. Size göre ekonomi iyidir ama. İyi değil. Bence hiç iyi değil. Neden? Sebebi ne? Sebebi görüyorsun işte. Yönetilemiyoruz. Yönetilemiyoruz. Aynen öyle. Dış güçler diyorlar abi. Ne dış gücü ya? Ne her şey dış güç öyle mü? Diyorlar. Geç. Her şey dış güç. Ülkede ya tarımı yok etmişsin ya, daha ne konuşuyorsun ya? Tarımı yok etmişsin. Ülkede ne kalmış ya? Her şey dışarıdan. Limonatanın dış gücüyle ne alakası var? Ya limonata olmuş 20 lira. Ben onu sordum. Bu A Haber midir nedir? Yok abi A Haber değil. Ben cezaevine girdim bu işi yaptığım için. Ben o iki kişiyi çok iyi net biliyorum. Ne olabilir canım? Daha önce görmüşsünüz ama biz herkes gördüğü gibi dolaşlama konuşuyoruz. Size de konuşalım abi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? Vallahi benim konuşacak bir şeyim yok. Her şey ortada işte ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben insanlara bakıyorum. Bir tane mutlu insan yok. Hani şu kalabalık sadece kendini mutlu etmek için. Gerçeklikten soyutlanıp bir gün dahi olsa bazı şeylerden fedakarlık edip ama lanet olsun deyip çünkü herkes icralık. Hani kendini kandırmak adına şuradaki topluluk bir tane bir insan güler insan yok. Herkes mutsuz. Şu kalabalık zannediyorlar ki dışarıdan bakıldığında hani gezmeye mi geldi aleme mi geldi bilmem. Herkesin suratı asık ya. Suratı gülenler cebinde markı eurosu olanlar. Gidin sorun. Eğer bir insanın yüzü gülüyorsa durdur cebinde Türk parası var mı? Bulamazsın. Ya euro vardır ya dolar vardır. Ben de diyorum ki hani surata hani diğer insanlara bir bakın ya. Onun da zaten cebinde bırak olması gereken Türk parası da yok. Ne oldu böyle oldu? Mesela bizim Nurettin Nebati Ekonomi Bakanımız geçtiğimiz ay bir açıklama yapmıştı. Türk lirası dipte bundan daha fazla değer kaybedemez artık. Rahat olun demişti. Evet. Ama dolar yine yükselişe geçti şu an. Evet. Neden böyle oluyor? Şimdi çıkarlar zaten 10 gün sonra. Bunu hani belirli bir seviyede kaldı zaten 15'lerde. Evet. Sonuçta 9'la 10 arasındaydı. 15'e çekmek için bir yangın yaptılar. İşte 18'lere 18'lerden sonra düşürdüler şeyi 15'e dediler ki biz doları düşürdük. Sen nereye düşürdün? İki katına çıkardın sen doları. Dolar zaten 8.5'tu. Şimdi demek istediğim demek ki bu bunun sinyali. Doları vuracaklar 20 liraya. Alo. Bu bunun sinyali. Tabii ki bu bunun sinyali. Ben biraz önce abimin söylediği şu dolar bak şeyinden ben buradan bir şey göstermek istiyorum. Mümkün mü? Yakınlaştır arkadaşım. Bu ne demek oluyor ya? Mesela şu açacağım. Bu bir konuşma dinleteceğim de. Objektifi geldi. Reisin. Hayır, benim istediğim. 10 milyon askerinden hepsi hazır bekliyor. Bu arkadaş Avrupa'da yaşayan bir Türk olduğunu söyleyen ucube. Türk bile değil ucube. Diyor ki
Eğer diyor reisin diyor bir hareketiyle diyor 10 milyon diyor askeriyiz diyor. Ülkeyi yakar yıkarız diyor. Kan gölüne çeviririz diyor. Ben buradan o arkadaşa sesleniyorum. Sen kimsin oğlum kan gölüne çeviriyorsun? Eğer ki bu kadar varsa, bu kadar varsa çıkın gelin bu Türkiye'ye. Bu konuşmaları gelin bu ülkenin içerisinde yapın. Avrupa'dan video çekip de Erdoğan yalakalığı yapmayın. Hasiyetsizler. Ucubesiniz oğlum. Ucubesiniz. Avrupa'da şikayet ediyorsunuz. Düzenimiz var. Orayı bırakamıyoruz. Veyahut da 50 sene önce reis olsaydın biz niye buralara geleydik? Çıkın gelin oğlum. Sizi önünüzü mühürü. Hayır çıkın gelin. Benim vatanımızla ve buradan da beraber asker ücretle yaşayın. Bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'daki hükümetlerin yerinde olsam Türkiye'ye gelip burada haber kanallarında oraları karalayanları var ya, deport ederim, bir daha da sokmam Avrupa ülkelerine. Ya Erdoğan'ı sev kardeşim, kimse sana sevme demiyor. Erdoğan'ı severken de ülkende kan dökme ne demek ya? O zaman siz yıllardır diyorsunuz ki PKK. PKK'nın ideolojisi belli en azından. Ne yaptığı belli. Sizin ne yaptığınız da belli değil. Sonunun nereye varacağı da belli değil. Değil işte. Sonunun nereye varacağı da belli değil yani. Hayır yani bu böyle bu... Nereden güç alıyorlar? Ben onu anlamıyorum yani, bu kadar gücü. Bu ülkede kan dökecek kadar gücü nereden alıyorsunuz siz ya? Ya o kadar güç. Yani sen farklı görüşte olabilirsin yani. Bu hayır, farklı görüşte olabilirsin abi. O kadar yani şimdi sen farklı görüştesin diye ben sana nasıl senin kanını dökeyim? Tabii ki öyle bir şey yok. Madem ki o kadar güçler bir el hareketiyle ya o zaman şu insanları mutlu etsinler ya. Niye böyle her şey? O zaman zaten kademe kademe ineceği yerde kademe kademe niye çıkıyor? Ülkeyi parçalamayı kendileri istiyor o zaman.